Merhabalar. İkinci kurs ders 3'e hoş geldiniz. Dersimizin adı Labirent Sıra. Bu derste ne yapacağız? Yaramaz domuzu yakalamak için kızgın kuş bizden bir yardım bekliyor. Bunu da birkaç ilerle bloğunu çalıştığı zaman bloğunun altına sıralayın ve çalıştıra basın diyor. Aslında orada ipucu vererek bize işimizi kolaylaştırıyor. İlk başta neler yapacağımızı şöyle kısaca anlatayım. Yani bir ekranımız var, bir sahnemiz var. Bu sahnede kuşu domuza ulaştırmaya çalışıyoruz. Kullanmamız gereken bloklar bunlar. İlerle, sola dön, sağa dön. Çalışma alanında da yani kodumuzu çalıştırdığımızda hangi hareketleri yapması gerektiğini bize gösteren alan burası. Şimdi domuza baktığımızda kuşumuzdan iki blok ötede gözüküyor. Şimdi bakalım. Şimdi kuşumuzu bir ilerle yaptığımızda buraya gelecek. İki ilerle yaptığımızda da domuza ulaşacak. Yani birinci dersimiz aslında gayet basit görüldüğü üzere. Hemen görelim. İlerleyi bu şekilde bloklara yapıştırıyoruz. Yanlış bir şey yaptığımızda da aynı şekilde buraya çöpe taşıyarak tekrar kodumuzu oluşturabiliyoruz. Biz bir ilerlemizi koyalım. İkinci ilerle bloğunu da yerleştirdim. Şimdi bana göre kod tamam. Ve çalıştırıp görelim ne olacağını. 1, 2 ilerledi ve domuzu yakaladı. Tebrikler. Bulmaca bir tamamlandı diyor. Ders 2'ye de aynı şekilde devam edelim. Ders 2'ye devam ettiğimizde gene gördüğümüz üzere kuşumuzun önünde herhangi bir yere dönmesi gerekmiyor. Zaten önüne bakıyor kuş. O yüzden 1 ileri, 2 ileri ve 3 ileri yaptığımızda domuza ulaşacağımızı görüyoruz. Deneyelim. 1 ileri, 2 ileri, 3 ileri. Yapıyorum, çalıştırıyorum. Evet, bu bölümü de tamamladık. Devam edelim. Ders 3'e geçtiğimiz zaman da tekrar bu kodları daha önce yapmışım, siliyorum. Ders 3'e geçtiğimiz zaman da dümdüz ilerlediğimizde domuza ulaşamadığımızı görüyoruz. Şimdi burada yapmamız gereken ise diğer blokları da kullanmaya başlamak. Öncelikle kuşumuzu görüyorsunuz. Bir ileri, iki ileri gittiğinde buraya ulaşacak. Bir öncelikle bir ileri, iki ileri götürelim kuşumuzu. Bir ileri, iki ileri. Buraya ulaştığı zaman kuşumuzun ne yapması gerekiyor? Sağa dönmesi gerekiyor. Sağa dönüp yüzünü domuza çevirmiş olacak. Sağa döndürelim. Daha sonrasında da tekrar son bir ileri yaparak domuza erişmiş olacağız. Deneyelim. Evet. İlk 3 bölümü tamamladık. Devam edelim. Dördüncü etkinliğe geçtiğimizde ben daha önceden yapmıştım. Fazla uzatmak da istemiyorum. O yüzden sadece kodlamaları göstereceğim. Hızlı hızlı bundan sonra ilerlemek istiyorum. Ne yapmışız bakalım. İlerle demişiz. Kuşu sola döndürmüşüz. İlerle demişiz. Buraya getirmişiz ve kuşun sağa dönmesi gerekiyor. İlerle demişiz. Domuzun üzerine konmuşuz. Bakalım. Bu bölüm de bu şekilde tamamlandı. Devam ediyorum. Beşinci etkinlikte gene farklı bir şey karşımıza çıkmıyor. Burada ne yapabiliriz? İster tepeden, ister aşağıdan domuza ulaşabiliriz iki yolla da. Şimdi bakalım. Öncelikle bu kuşumuzun ya sağa ya sola dönmesi gerekiyor. Ben sola dönmesini ya da sağa dönmesini istiyorum. Sağa dönerek başlatalım. Sağa döndük. Bir ileri yaptık. Aşağıya geldi. Tekrar nereye dönmemiz gerekiyor? Sola dönmemiz. Sola dönelim. Sola döndük. Burada devam ediyoruz. Bir ileri. İki ileri. Üç ileri yaptığımızda kuşumuz buraya gelecek. Bakalım. Bir ileri. İki ileri. Üç ileri yaptık. Kuşu buraya getirdik. Sola dönelim tekrar.
Sola dönüp domuzla karşı karşıya geliyoruz. Ve son birleriyle domuzu yakalayacağız. Bakalım. Bu bölüm de tamamlandı. Devam edelim. 6. bölümde yine yapabileceğiniz bir etkinlik. Yine sizi zorlamayacağını düşünüyorum. Patlayıcılara dikkat et demiş. Yani bir yanlış dönüş bizi patlatabiliyor. Bir ileri, iki ileri yaptığımızda kuşumuz buraya gelecek. Değil mi? Bakıyorum. Bir ileri, iki ileri yaptım ve kuşumu buraya getirdim. Daha sonrasında kuşumun sola dönmesi gerekiyor. Sola dönsün. Sola döndü. Yüzünü buraya çevirdi. Bir ileri, iki ileri yaptığında kuşum buraya gelecek. Bir ileri, iki ileri. Buraya geldikten sonra tekrar kuşumu sağa dönmesini istiyorum. Sağa döndükten sonra bir ileri, iki ileri geldiğinde kuş burada olacak. Bir ileri, iki ileri. Ve kuşumun buraya geldikten sonra tekrar sağa dönmesi gerekiyor. Evet, tekrar sağa döndüm. Bir ileri, iki ileri yaptığımızda uzun bir yoldan geçiyoruz ve domuza ulaşıyoruz. Bakalım. İlerlemeye devam. Evet, 7. etkinliğe geldik. Şimdi yine yapamayacağımız bir şey yok aslında baktığımızda. Çok basit bir etkinlik yine sizin için. Ne yapacağız? Öncelikle ilerliyorum. İlerliyorum. İkileri yapıyorum. Buraya geliyorum. Ne yapıyorum? Ne tarafa dönmem gerekiyor? Sağa dönmem gerekiyor. Sağa dönüyorum. İlerliyorum. İlerliyorum. Bir ilerledim. İki ilerledim. Üç ilerlemem gerekiyor. Üç ilerledikten sonra ne yapıyorum? Sola dönüyorum. Sola döndükten sonra yüzüm buraya doğru bakıyor ve iki defa daha ilerlediğimde domuza ulaşmış olacağım. Deneyelim. Yavaş yavaş sona doğru yaklaştıkça labirentimiz karışmaya devam ediyor. Ama bu bizim için bir zorluk. İleri derecede bir zorluk seviyesinde değil. Bunu da başaracağımızdan eminim. 1, 2, 3 ilerlediğimizde kuşumuz buraya gelecek. 1, 2 ve 3 ilerlediğimizde kuşumuzu buraya getirdik. Bu kuşumuzun artık nereye dönmesi gerekiyor? Sağa dönmesi gerekiyor. Sağa döndüğünde yüzü buraya bakacak. Bir kere ilerlediğimizde bu taşın yanına gelmiş olacak. Evet. Sonra ne yapıyoruz? Bir ilerliyoruz. İki ilerliyoruz. Sağa döndük. İlerledik. Taşın yanına geldik. Ama öncelikle ne yapmamız gerekiyor? Sola dönüp yüzümüzü aşağı çevirmemiz gerekiyor. İlerlemeye devam ediyorum. İki ilerledim. Domuza ulaştım. Tekrar sağa dönüyorum. Domuzla karşı karşıya geldim. Ve tekrar ilerlediğimde domuza ulaşacağım. Devam ediyoruz. Dokuzuncu etkinliğimiz. Karşımızda patlayıcılar. Ama bizim önümüze bir engel değil tabii ki bunlar. Devam edelim. Bir ilerlediğimizde burada duracağız. Bir ilerleyelim. Sağa döneceğiz. Yüzümüzü buraya çevirip tekrar bir ilerleyeceğiz. Sağa döndüm. Tekrar bir ilerledim. Buraya geldim. Tekrar ne yapmam gerekiyor? Sola dönmem gerekiyor. Sola döndüm. Yüzümü. Bir ilerledim. İki ilerledim. Buraya geliyorum. Sola döndüm. Bir ilerledim. İki ilerledim. Buraya geldim. Tekrar sola dönüyorum. Sola döndüğümde yönüm buraya bakmaya başlıyor. Bir ilerledim. İki ilerledim. Buraya geliyorum. Bir ilerledim. İki ilerledim. Ne yapmam gerekiyor burada? Tabii ki sağa dönmek. Sağa doğru dönüyorum.
Yüzümü buraya çevirdim. Yönüm bu taraf olacak yani. Bir ilerleyip, iki ilerleyip yoluma devam ediyorum. Sonrasında tekrar sağa dönüyorum. Bir ilerliyorum, iki ilerliyorum, üç ilerliyorum. Domuza yaklaştık. Buraya geldik. Tekrar sağa döneceğim. Ve karşımda domuz. Bir kere ilerleyerek domuzu yakalayacağım. Onuncu bölümde karşımıza bir çoktan seçme soru geliyor. Hangi bloğun yani aşağıdaki kurulu bloklardan hangisi bizi domuza götürür? İngilizce bazı kelimeler İngilizce anlatılmış ama biraz önce yaptığımız her şey aynı aslında. Move forward burada ileri diyor. Turn right, sağa dönmemizi, left de sola dönmemizi anlatıyor. Biz kafamızdan bir çözmeye çalışalım öncelikle. Bir ilerledik, iki ilerledik, üç ilerledik. Üç kere ilerlememiz lazım. A şıkkına baktığımızda iki ilerlemiş, sağa dönmüş. Demek ki A şık yani birinci şıkkımız yanlış. İkinci şıkka baktığımızda üç ilerlemiş, doğru, üç ilerlemiş. Son şıkka bakıyorum, onda da iki ilerleme var. Demek ki bu ilk ve son şık değil kesinlikle. Yani bu iki şıkka bakacağız. Devam edelim. Bir ilerledik, iki ilerledik, üç ilerledik. Üç ilerledikten sonra ne yapacağız? Sağa dönüyoruz. Turn right yani sağa dön anlamına geliyor. Demek ki aslında şıkkımızı bulduk. Daha sonrasında bir ilerle, iki ilerle, bir ilerle, iki ilerle, tekrar sağa dön, tekrar sağa döndüm ve tekrar ilerlediğimde domuza ulaşmış oluyorum. Demek ki doğru şıkkımız buradaki şık oluyor. Gönderelim. Evet. Kareleri eşleştirmek için sürükleyin diyor. Tamam diyelim. Bakalım. Şimdi hangisi hangisinin onu bulmamız gerekiyor. Burada kuşumuz ne yapmış? Yönü zaten yukarıya dönük. Herhangi bir yere döndürmemiz gerekmiyor. Bakalım. Şimdi kuşumuzu ilerletmeye başlayacağız. Bakalım. 1, 2, 3 ileri. Sağa dön. 1, 2 ileri. Yani 3 ileri, sağa dön, 2 ileri. Bakıyorum. 3 ileri şıkkımız, sağa dön, 2 ileri şıkkımız burada. Demek ki bu buranın. Tekrar bakalım kuşumuza. Bir ileri gitmesi gerekiyor. Sağa dönmesi gerekiyor. Daha sonrasında ne yapması gerekiyor? 1 ileri, 2 ileri, 3 ileri. Solu dönmesi gerekiyor ve 1 ileri yapması gerekiyor. Bunu anlatan da hangisi? Bakalım. Pardon, burada sola dönmesi gerekiyor dedim. Sağa dönmesi gerekiyor. Evet, bu şıkta anlatıyor bunu da bize. Bakalım ileri sağa dön ileri 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 sağa dön tekrar ileri. Son şıkkımız da bu şekilde gönderiyorum. Evet dersimiz tamamlandı. Ders 3 videosu burada sona eriyor. Ders 4'te görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.